Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Skyblock serimizin 14. bölümünü çekeceğiz. Hemen şöyle bu göz atalım, değişik bir şey yok. Bir mob spamları kırdım arkadaşlar, kırmaya başladım daha doğrusu. Şimdi size şöyle bir şey de göstereyim. Buraya en son zaten burayı yapmamıştık. Buraya arkadaşlar lav koydum ve burada işte hunilerimiz var. Hunilerimiz buralara bakıyor falan. Tabii köylülerimiz olmadığı için daha hiç düşmedi arkadaşlar. Hiç golem düşmedi. O yüzden şey yapacağız. Yani tavuk diyorum ya. Yani köyler olduktan sonra zaten şey ayarlayacağız onları. İnşallah düşecek golemler. De işte en kötü herhalde 4 işte 4 4 8 işte 16 tane falan köylü lazım. O yüzden bayağı bir zor. Şimdi her neyse biz tavuk farmımıza geçelim arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir yer ayarladım kendime. Kaça kaç işte burası? 1 2 3 4 5 6 7 7'ye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7'ye 10 işte. 7'ye 10 güzel bir yer. Hemen başlayalım. Dur bakayım nereden başlayacağım? Şöyle başlayacağım sanırım. 1 2 3 4 5 6. Evet. Tam olarak 6 tane koyduk arkadaşlar. Şimdi hemen 6 tane de buraya koyacağım şöyle. Şimdi buraya kadar tavuk spawner yapacağız. Fakat ben şunu öğrendim ki eskisi gibi yani 1.7'de 2'deki gibi tavuk sistemi olmuyor. O yüzden zaten gerekli malzemelerde işte fırlatıcı, işte kızıltaş karşılaştırıcısı bir tane, iki tane kızıltaş yenileyicisi, huni, sandık falan filan bunlar yani arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şey yapacağız arkadaşlar. Şuraya bir tane taş koyayım ben. Şöyle. Şu huniyi şimdilik şöyle alayım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane huni koyacağım. Ve burayı kıracağım. Daha sonra buraya hemen bir sandık koyacağım. Şu sandığımız burada bir kalsın. Evet. Şimdilik burası böyle. Hemen şimdi ardından şuraları şöyle dolduralım. Şimdi normalde bunun üstüne benim şöyle bir yarım blok koymam lazım arkadaşlar. Şu şekilde. Tabi böyle koyamayacağım için. Şöyle koymam lazım. Fakat işte yani tavuklar bunun üstüne doğacak. İşte bu işte lav olması lazım. Ama denediğim kadarıyla olmuyor arkadaşlar. Doğru mu koyduk bunu? Tamam, doğru koymuşuz. Şimdi fırlatıcı da böyle koydum arkadaşlar. Şimdi hemen arkasına geçiyorum. Şimdi şuradan yenileyiciyi alalım. Şey yenileyici karşılaştırıcı. Bunu aldım böyle koydum arkadaşlar. Bunu da böyle koydum. Daha sonra bunu da bu şekilde koyacağım arkadaşlar. Şimdi hemen şuralara şöyle bir taş koyalım. Umarım doğru yapıyorumdur. Şimdi bunları da böyle yaptık. Şimdi şuna kızılaşlarımız nerede? Şunları şöyle bağladım arkadaşlar. Çok güzel. Şuna da bir tane bastık. Tamam. Gayet güzel. Şu anda bu arada bu işte texture pack'in arkadaşlar bu şeyleri yenileyicisi işte karşılaştırıcısı falan bayağı mükemmel. Şimdi hemen ne yapacağız? Şuradan şöyle devam edeceğim arkadaşlar. Şuradan da aynı şekilde. Şöyle geldiğimiz takdirde tamamdır. Şimdi şuradan çıkarız aynen. Şimdi tam olarak bunun üstüne benim huni koymam lazım. O yüzden bunu bir kırayım ben bir. Bunu kırdım arkadaşlar. Buraya bir tane bunu koyacağım. Hunilerimiz nerede? Şimdi oba yanlış oldu. Şunu şöyle koyup altındakini kırarsam diyeceğim. Gene huniyi kırdım. O zaman tam buradan kırayım. Şimdi bunu buradan kırdım arkadaşlar. Hemen daha sonra şuradan şöyle dolaşalım. Umarım şöyle koyduğumuz zaman tam bu şekilde oldu arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi tabi buradan çıkamayacağım ben yukarı. Şurayı bir kırayım. Şimdi bu hunileri de buna bağlamam lazım arkadaşlar. Şu şekilde tam kenarından koyduğumuz zaman bu hunileri de buna bağlamış oluruz. Şunları da şöyle yapalım. Şimdi son olarak ya son değil tabi de tam olarak şimdi şuraya 3 tane halı koyacağız. Bu halıları nasıl koyacağım? Olmadı. Şöyle yaparız. Bu arada şeye mi gitti? Fırlatıcıya mı gitti? Aynen. Of. Fırlatıcı fırlattı işte. Yani sistem bize bu arada çalıştığını gördük arkadaşlar. Yani sistem çalışıyor. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle koyarsam halıları bunun üstüne koyabilirim. Evet. Şimdi bunları da böyle koyduk. Şimdi şuraya şöyle bir kapatalım. Gayet güzel arkadaşlar.
Şimdi dediğim gibi bu normalde burada yani tam şurada lav olması lazım arkadaşlar. Tavuklar buradan çıktığı zaman buraya düşecekler. Daha sonra işte burada tavuk ufak olduğu için yani ufak bir tavuk olacak burada. Bu büyüdüğü zaman yanacak. Daha sonra işte etler falan filan buraya dökülecek. Şimdi biz o yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir sistem yapacağız. Şimdi tavuklar buradan yumurtlayacaklar arkadaşlar. Buradan şeye düşecek. Fırlatıcıya düşecek. Fırlatıcının içinden buraya çıkacak. Ve burada büyüyecekler arkadaşlar. Hatta şurayı da bir şöyle yapalım. Buraya da bunu koyalım. Şimdi burada da büyüyecekler. Buradaki yumurtalar da bunun içine gelecek arkadaşlar. Yani bu şekilde devamlı buradaki tavukları çoğaltmış olacağız. Yani bayağı bir güzel bir sistem olacak arkadaşlar o. Şimdilik şöyle yapalım biz. Şimdi şuraya bir tane yarım blok koyayım ben. Şöyle bir yarım blok üst taraftan koyalım. Tamam, şöyle bir yarım blok koydum. Hatta buraya da koyayım. Şimdi hemen bunun üstüne şöyle bir kat daha çıkacağım. Bir kat daha çıktım. Şuraya şunu koyalım. Şunları da şöyle koyduk. Taşımız bitti. De, iyi varmış. Kırık taşımız var. Şimdi arkadaşlar şuradan tavuk çıkamaz herhalde değil mi? Yani çıkamaz buradan. Şunu da şöyle yapalım. Aslında bir tane benim şey yapmam lazım diye buraya kanca yapmam lazımdı. Şimdi arkadaşlar elimizde işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, işte 9,5 tane yumurtalar var. İnşallah bunlar yumurtlar arkadaşlar. Yani yumurtlarsa iyi olur. Yani bunun için tavuk çıkarsa iyi olur. Şimdi ben bir aşağı ineyim şuradan. Son olarak şuraya bir tane bundan koyalım. Burada da bundan koyduğumuz zaman bu aradan tavuklarımızı görebiliriz. Şurayı göremiyoruz sadece. Onu da şöyle zıpladığımız zaman görebiliyoruz. Tamam, çok güzel. Şimdi hemen şu kenardan ben geri yukarıya çıkayım arkadaşlar. Evet. Şimdi tavuklarımızı, yumurtalarımızı alalım ve atmaya başlayalım. İnşallah çıkar arkadaşlar. Yani. Bakalım çıkmadı. Çıkma. Çık 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 ne olur. Şimdi bunlar buradan çıkması lazım. Bu kadar da çıkmazsa artık var ya. Ne diyeyim yani. Oo. Aha çıktı sonunda. Ufak çıktı ha o da. Lan dur. Tavuğa vurduk. Tamam dur sakin. Ulan gene vurduk. Tamam sakin ol. Hop bir tane daha çıktı. Çok güzel. Demek ki halıya attığımız zaman iyi çık. Oğlum bir durun be. Dur ben şunun üstünü açayım şöyle de. Bu şekilde olmayacak. Ova. Güzel. Hadi. Oh, 3 tane oldu. Oo, çok güzel. X2 oldu onlar. Mükemmel. Şuraya devam. Bu arada Shadow arkadaşına çok teşekkür ederiz. Bu yumurtaları da onun verdiğini söylemiştim zaten. Şu an kendisi de oradan izliyor. Şu an 3 tane tavuğumuz var. Çok güzel bir şekilde. Hadi ama. Çıkmadı. Bu sefer çıkmadı. 16 tane bitirdik, çıkmadı. Yani arkadaşlar bu aslında tam otomatik değil, yarı yarı otomatik gibi bir şey oldu. Yani bu şekilde kendi kendine x3 oldu. Bu tavuklar birleşiyor mu? Oba güzel. Şu tarafa gitti. Şu tarafa gitti. Çıkartayım ve şuraya atayım. Hop mis gibi. O bunlar birleşiyorlar. Anladım. Bak bu çok güzel bir sistem oldu arkadaşlar. Aslında bu kadar büyük yapmamıza gerek yokmuş o zaman. Şimdi ben hani eskisi gibi yani düşündüğüm için o şekilde yapmıştım. Hani eskiden tavuklar ilk böyle birbirinin içine girmiyorlardı. Fakat bu server'da giriyorlarmış. Şuradan çıkartırız bence. Ama öleceğim be. Ah güzel. Şöyle birleşin de. Ya. Ben de bir rahat edeyim. La bir dur. Tavuğa bak ya. Hadi. Abi 16'da bir tane çıkıyor ya. Bu nasıl bir şans böyle? Bu vallahi şans. Oh bak güzel. Aa, çok güzel bak. 13 oldu arkadaşlar. Süper. Oo. Bak geçenkinde 16 tane de bir tane çıkmıştı. Bunda yarısını da çıkardık neredeyse tavuğu. Bir de şöyle bakması yok mu? Fena bir şey ya. Çok güzel. Şimdi şuradan oba mükemmel. Güzel.
Tamam, x15 oldu şimdi. Yani bu yani 15 tane tavuk değerinde arkadaşlar. İnşallah 15 tane tavuk gibi yumurtluyordur yani. hadi. Oğlum çürük lan bu yumurtalar. Ah Shadow, ah. Hep çürük yumurtaları vermiş bana. Hop sen de birleş. Tamam, çok güzel. 16 oldu. 18 oldu. Mükemmel. Ne kadar kaldı yumurtamız şu an bilmiyorum. Şimdi şuradan şunları da alalım. Sonuncu değil mi bu? Yo, bir tane daha varmış. İyi, güzel. Tamamdır. Şimdi oh çok güzel, bir tane daha çıktı. Şey yapacağız arkadaşlar, bunu söylemeden bir tane kapan yapacağım. Tuzak kapanı mıydı neydi o? Son bir tane. Oba, onda da çıktı. Çok güzel. Şimdi taşlarımız nerede bizim? Burada. Şöyle yapalım. Ben hemen şuradan aşağı attığım bir tane şey yapalım. Kapan yapalım. O kapan nasıl yapılıyordu acaba? Biraz steak yapsak. Şundan mı yapacağız? Heh, tamam. Tahta tuzakmış arkadaşlar. Kapan değilmiş. Ben yanlış biliyormuşum. Şöyle hemen yazalım. Ve yukarı doğru tekrardan çıkacağız. Şimdi bu fırlatıcı tam nerede? Tam buraya mı geliyor? Bu buradan dışarı fırlatır mı acaba? Tam şuraya geliyorsa eğer, şöyle bir şey yaparız arkadaşlar buraya. Bu sefer de sandık mı açılmayacak? Yok, açılıyor. Tamam, mükemmel. Tamam, bunu da şuradan yaparız. Tavuk da buradan da çıkamaz herhalde, değil mi? Çıkabilirler mi? Tamam, buraya da o zaman bunu koyalım. Ha, buraya koymayız, tamam. Buraya ne yapabiliriz? Bilmiyorum, cam olsa cam koyacağım da camım yok arkadaşlar. İşte böyle mecbur. O zaman şöyle bir şey yapalım. Ben şunu kırayım. Şunu alayım şuradan. Evet. Evet, tavuklarımız gözüküyor. X20 tavuğumuz var. Gayet güzel. Şimdi şuradan çıkalım bakalım. Şuraya bir hemen şunu koyacağım. Tamamdır. O sonuncu niye birleşmemiş? Onunla birlikte 21 olacak arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Bunlar var. Şimdi sistemin çalışması için biraz beklememiz gerekiyor. Yani bunun içine düşecek. İşte bu fırlatacak. Oradan şuraya tavuk çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum ama çıkar yani büyük ihtimalle. Yani otomatik bir sistem, hani sizin hiç uğraşmanıza gerek yok. Böyle kendi kendine hunilerden buna düşecek. Buradan fırlatacak. Sonra burada yumurtladığı zaman da yumurtalar buraya düşecek arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Hatta yani şurayı kırıp mesela şey yapabilirsiniz. Hani sandığı ikili yapabilirsiniz. Mesela şurayı kırıp da sandığı ikili yapabilirsiniz. Böyle güzel bir sistem oldu arkadaşlar bence. Bayağı bir güzel oldu yani. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi sadece bunu yaptık, bu bitti yani. Bunun başka yapılacak bir şey yok. Buna başka bir şey yapamam. Mesela şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben bu karpuzu buradan kaldıracağım arkadaşlar. Hatta şöyle ben bunu şöyle hem konuşurken hem biraz da kırayım. Hatta bunları da kırayım. Arkadaşlar ben buraya buğday ekmeye karar verdim. Şimdi neden buğday diyeceksiniz? Bu karpuz ve kabakları buraya böyle otomatik bir farm yapmayı düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar cidden çok zaman alıyor. Ben bu yani şu karpuzlarla şu kabakları kırıncaya kadar hani iki tane demir balta kullanıyorum. Bu da cidden çok saçma bir şey oluyor. Hatta bak kırıldı bile. Şimdi tekrardan şey yapmam gerekecek. Hani demir balta yapmam gerekecek. Hatta şöyle 6 tane alalım. Hatta şu sitemiz vardı herhalde bizim. Aynen, çok güzel. Şimdi iki tane demir balta yaptım şöyle. Gayet güzel. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar hani buraya bir şey yapacağım. Yani buğday ekeceğim buraya ve hani yine şey pistonlu sistem olacak arkadaşlar zaten. Hani çok güzel bir şekilde şey olacak. Hani otomatik bir şekilde. Ama tabii ki de hani buğday kendi kendine ekilmediği için aynı işte şu sistem olacak. Yani nedir yumrusunun sistemi olacak. Yani buğdayı su toplayacak. Ben ekeceğim. O şekilde bir sistem yapacağım arkadaşlar buraya. Zaten diğer
Kaçıncı olacak? 15. bölümde herhalde. Burayı yaparız arkadaşlar büyük ihtimal. Zaten o zamana kadar da şeyleri çıkmış olur herhalde. Yukarıdaki tavuk sistemimizdeki yumurtalar çıkmış olur. Umarım öyle bir sistem yaparız. Yani buraya güzel bir şey olur bence. Bu kaktüs ve şey kaktüs diyorum ya. Karpuz ve bal kabağı farmını arkadaşlar böyle V şeklinde yapmayı düşünüyorum. Böyle pistonlu bir şekilde. Atıyorum şimdi şurada piston olacak. Buraya şey çıktığı zaman mesela şunu kırayım. Aynen bu şekilde çıktığı zaman mesela ama bu şekilde olmayacak işte bu. Şunlar burada olacak, yanında olacak böyle hemen. Şurada da piston olacak. Bu çıktığı zaman buraya pat bunu itecek arkadaşlar. Burada su olacak. Su bunu alıp götürecek. Chest'e atacak falan. Bu nelerden chest'e gidecek falan. Böyle o şekilde bir sistem yapmayı düşünüyorum. Bal kabağı ve şeye, karpuza. Eğer o sistemi tam oturtabilirsek çok güzel bir şey olacak arkadaşlar orası. Eminim yani buna. Bu arada ben parayı bitirdim arkadaşlar. Görev için marketten Gast gözleşi var ya ondan aldım ve bölümleri bitirdim. Şu an son bölümdeyiz. Yani görevlerin sonuncu bölümündeyiz. Onları da şimdi size gösteririm arkadaşlar. Onlar da baya zor görevler yani. Çok zor görevler. Ya ben görevleri videoda yapmıyorum çünkü çok uğraştıran görevler arkadaşlar. Hani öyle böyle değil. Hani zaman yetmez yani. Öyle yani çok zaman harcamam lazım görevleri yapmam için. Buradaki şimdi arkadaşlardan falan buluyoruz işte parayla çoğunu parayla satın alıyorum falan. Hani atıyorum deri yok mesela deri istiyor mesela ben de atıyorum 30 tane deri istiyor ben derim yok ki inemiyor ki ben nereden bulayım ben deriyi? Envanter mi doldu? Aynen. Envanterimiz dolmuş. Bu arada deli acıkmışım ben ya. Hemen şuradan şu karpuzları boşaltayım bir şuraya. Dediğim gibi arkadaşlar bu işte kaktüs var mı şey? Halen kaktüs diyorum. Karpuz farmı bayağı güzel olacak bence bu şekilde yaptığımız zaman. Bakın burası da ufak oldu zaten karpuz için. Ya işte aynı böyle bu şekilde çıkacak arkadaşlar ve aynı şekilde inecek tam şuraya. Çok güzel bir şey olacak. Şunları da şöyle atalım arkadaşlar elimizde olanları da. Evet karnımız da tok. Dediğim gibi arkadaşlar şunu ben yukarı alacağım. Şu mob spawner'ı yukarı alacağım arkadaşlar. Başka da diyeceğim bir şey var mı? Başka diyeceğim bir şey yok. Zaten yukarıda şurayı gördünüz. Şey yaptım. Büyü masası falan yaptım işte. Şurada. İşte 5 tane kitaplık yapabildim sadece. Hemen şuradan görevleri de göstereyim size. İşte uzmanı da bitirdik. Şu an sonuncu seçkindeyiz arkadaşlar. İşte çok deli şeyler istiyor ya. Mesela her renk günden 5 adet toplayınız diyor. Sonra işte bir adet şey bir ateş direnci, yavaşlatma, çeviklik, iyileştirme. Yani bayağı bir zor. Pişmiş yiyeceklerin her birinden bir tane toplayınız diyor. Yani 10 köylü ile takas yapınız. Zaten onu ayarlarız ya. O köylülerde sıkıntı olmaz herhalde. Iron Golem oluşturdu. Onu da yaparız. Tamam. Snow Golem oluşturunuz. Gerekli tüm malzemeler yakınınızda olmalı diyor. Elmas kürek verecekmiş. 4 tuni. Her tür taş bile ondan 20 adet. İşte aşağısında yani şey yazıyor. Ödüller yazıyor. 2 altın bloğu, 3 müzik diski falan. Bu ne? Parti var. 4 arkadaşınızı davet ediniz falan. 6 zümrüt, 6 bal kabağı turtası hediye veriyormuş. Şimdi arkadaşlar görevler bunun gibi şeyler. Şimdi diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Başka diyeceğim bir şey var mı? Şöyle bakıyorum. Evet. Şunu da yapacağız aynı şekilde. Şey gibi. Netrium'uz gibi söylemiştim zaten. Yukarı gene pistonlar. İşte öbür taraf. Ben burayı artık yaparım arkadaşlar kendim. Bunu videoya çekmem ama şeyi artık 15. bölümde şurayı yaparız. Daha sonra zaten ben bunu yukarı almış olurum. Büyük bir ihtimal. İnşallah vaktim olursa. Öyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bence 14. bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz sol aşağı köşeden sağ aşağı köşeden videodaki sağ aşağı köşeden kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.